Evet, tabii ki geç kaldık. Kamp alanına akşam saatlerinde varmayı planlıyorduk ama bunu yapamadık. Şimdi Murat Dağı'na tırmanıyoruz. 1000 metreyi henüz geçtik. Dağın zirvesi 2000 metreden fazla ama biz tabii ki zirveye kadar çıkamayız araçla. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Kar yok diye üzülüyorduk ama duruma bakar mısınız? Umarım biz dönene kadar yol kapanmaz. Şöyle çadırın kapısını tam buraya veriyorum. Bence de. Tam şöyle. Evet, Murat Dağı'na geldik. Biraz geç de olsa vardık, her zamanki gibi geç kaldık. Yılın en kısa günlerindeyiz bu arada. 1453 metre yükseklikteyiz. Çadırın alt brandasını serdik. Kar çok ince yağıyor ama gerçekten hemen dolduruyor. Hava da -2-3 derece gibi ama rüzgar da var. Hissediyoruz soğuğu. Şimdi büyük bir çadırımız var. Onu kurmaya başlıyoruz. Ayağımı koydum olduğu yere. Aynen reis. Şimdi abi içteki poli alıyoruz. Bunu bir sürü eşya kutularımız var. Mutfak eşyaları var bunun içinde. Bazılarında gıdalar var. Bazılarında kamp eşyaları var. 4 tane kutu getirdik bunun gibi. Bunlarla yerleşeceğiz. Kıl battaniye alaydık. Ne vereyim? Uşak'tan geçerken yün battaniye alaydık bari canım. Güzel off-road araçları var. Güzel bir Hilux 91-92 model. Herkese günaydın. İyi bir kar yağışı etkili. Herhalde bütün yurtta şu anda herkes bir kenarda karın keyfini çıkartıyor. Burası Murat Dağı. Şu an yaklaşık 1500 metrelerdeyiz. Burada birkaç kafe var, restoran var. Bu noktadan yukarısında da bir kayak merkezi var. Uşak'la Kütahya'nın arasında 2000 metreden yüksek bir güzel bir dağ burası. Akşam güzel kampımızı kurduk. Yalnız ekmeği almayı unutmuşuz. Şimdi ekmek alacağız. Ekmek arabası da yoldaymış. Hatta herkes onu bekliyor şu anda. Manzaramız böyle. Kamp alanından çok fazla manzarayı göremedim ama bu terastan görünüyor. Aşağısı sanırım Gediz'e doğru uzanıyor. Rakım 1453 bulunduğumuz nokta itibariyle. Böyle de bir kafe var. Oo, şömineli falan. Nasıl, çorap işe yarıyor mu, kar çorabı? Abi çorap işe yarıyor. Buraya kadar gelmemizin sayesinde kar çorabıyla beraber geldik. Zincir bile takmadık. Öyle mi diyorsun? Evet. Biz de aşağıda şurada kamp kurduk. Araba kalırsa sizi arayalım bari. Gelir çekersiniz. İnşallah abi. Dağda kalana yardımcı oluruz her türlü. Gidiz off-road mu? Ne bu? Bu Uşak off-road. Uşak off-road. Tamam. Görüşürüz abi. Spatula donmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Gel bro. Hadi bakalım, açıyorum. Allah. Vay anam, vay anam, vay anam. İkinci posta. Bakalım.
Hemen tadını yapalım. Patlat şuraları şöyle dağıt. Bandırmalı helva var ya, bir efsane. Gerçekten bak. Bir ortak akıldan ve bu ortak akılın ortak akıldan çıkar. Herkese günaydın. Legastomuz gayet güzel ve verimli çalıştı. Görebildiniz mi bilmiyorum. 15 derece. Böyle bir yatak yaptım kendime. Altta bir şişme mat var. Onun üzerinde sıcaklığımı bana geri yansıtacak bir köpük mat var. Burada da güzel bir uyku tulumu var. Mons Erebus marka. Şuradan görebilirsiniz. Bu da yerli üretim. Benim bir arkadaşım üretiyor bu tulumu. Mutlaka gece ve bütün kamp boyunca ılık su olsun yanımızda. Bunun içinde sadece su var. Şey içmiyorum bunda. Bu şekilde bir yaşam alanımız var. Günaydın. İkinci günün sabahındayız. İlk gün Webasto'dan çok fazla verim alamadık. Çünkü biz de daha tam olarak kullanmayı bilmiyorduk. Yakıt göstergesi olmadığı için ben yakıtı dolu zannettim ama deposu yarıdaymış. Gece yakıt veya yakıt pompası uyarısıyla kesildi Webasto. Biz de gecenin yarısını birazcık soğukta geçirdik ama bizim için çok problem olmadı. Uyku tulumlarımızı da yaptık. İkinci gecemizin tecrübesinden bahsetmek istersem tam manasıyla sıcacık, hamam gibi bir kamp gecesiydi. Dışarısı -3-4 dereceydi. Çadırın içini biz 15 derecede tutmayı başardık. Tabii bizim yattığımız zemin seviyesinde 10 derecelere yakındı ama biraz daha yüksek bir platformda yatsaydık 15 derecelik sıcak bir havanın içinde rahatlıkla uyumuş olacaktık. Bu taşınabilir ve bastığı Endron Camp bir kutu yapmış. İçine de Alman malı Eberspacher marka dizel ısıtıcı koymuş. Küçük bir yakıt deposu var sanırım, 3 litre. Bir gece yetiyor bu size. Webasto'nun elektrik alması gerekiyor mutlaka. Ya arabanın aküsünden veya harici bir aküden. Biz bugün harici bir akü kullandık. 100'lük bir jerekü var. Bu da herhalde birkaç gün Webasto'nun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Çok pratik bir sistem olmadığını söyleyebilirim. Çünkü boruları var, kontrol ünitesinin kablosu var. Akü taşımanız lazım. Aralarda sigorta kutuları var falan. Böyle bir bazen hatalar veriyor, temassızlıklar, bir şeyler oluyor. Yani gecenin bir vakti soğukta bir bakıyorsunuz Webasto durmuş. Çıkıp onlara bakıyorsunuz, bizim başımıza birkaç kere geldi. Tabii ki acemisiyiz, sadece iki gece kullandık ama ikinci gecemizde gerçekten sıcak bir uyku yaşamamızı sağladı. Bir de ikinci gün farklı bir sistem kullandık. Aslında olması gereken de buymuş. Webasto soğuk havayı buradan alıyor, buradan ısıtarak çadıra veriyor. Biz havayı ilk gece dışarıdan almasını sağlamıştık. O da içerisinin sıcaklığının pek artmamasına neden olmuştu. Bugün ne yaptık? İçeriden alıyor, içeri veriyor. Yanma tamamen yanma odasında oluyor. Bize temiz havayı alıp temiz havayı veriyor. Egzozu da burada. İçeri egzoz vermiyor. Kutu şu anda ılık. Ellerinizi ısıtabileceğiniz seviyede bir ılıklık var. İçini de yakından göstermem gerekirse şu şekilde. Mazot damlamıştı peçete koydum diplerine. Gördüğünüz gibi şurada bir sigorta paneli var. Şimdi roket sobayı, tabii bunları böyle atamayız. Şuradan böyle kalem kalem keseceğiz. Tabii ki yemeği Erkan pişirecek. Ben bu yemek işinden cidden nefret ediyorum. Yani hayatımın sonuna kadar ton balıklı makarna yerim kampta. Tabii ama yapınca da yiyorum yani, hiç affetmiyorum. Yemeği çok seviyorum ama yapması çok zahmetli. Allah'tan yanımızda bromuz var, Erkan yapıyor. Erdoğan. Sen de istersen ufaktan hazırla tavanı, tencereni. Bakalım nasıl oluyor. Şuradan şöyle bunları içeri atacağız. Bunlar böyle bir akım yaratacak muhtemelen. Hiç de kullanmadım ama gördüğüm kadarıyla anlatıyorum. O akımla beraber diye buradan tencereyi bunun üstüne oturtacağız. Burada da bir hava alma şeyi var. Bu da ilginç bir şey yani.
Burada köz boşaltma yeri var. Bayağı komplike bir şey. Tavuğu döküm tavada ilk önce kızarttık, sonra tereyağı, sarımsak, bol kekik ekledik. Taze kekiğimiz yok ama böyle kuru kekikle de güzel oluyor. Sonra daha önceden hazırladığımız mantarları da ilave ettik. Krema, biraz un. Şimdi sobanın ateşini biraz azalttık. Demleniyor diyelim. Mükemmel bir lezzet gerçekten. Tam kış kampı için. Bol yağ, bol enerji, bol protein. Parça ekmeğimiz var ya.